Herkese iyi akşamlar. Bu hafta Esas Mesele'de Karar Gazetesi yazarı, ekonomist İbrahim Kahveci ile birlikteyiz. İç siyaset konuşacağız, gündemi konuşacağız. Bugün ekonomi açısından hareketli bir gündü. Merkez Bankası'nın faiz indirimi, Borçlar Genel Müdürlüğü'nün kurulması. Hareketli bir gün geçirdik. Hemen sıcağı sıcağına konuğumla birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz İbrahim Merhabalar Bey. Merhabalar Fatma. İsterseniz çok konuşuldu. Biz de faiz indirimiyle başlayalım. Merkez Bankası bugün yine 365 baz puan oranında 325 baz puan oranında bir faiz indirimi açıkladı. Uzun süredir bir krizin içerisindeyiz. Çeşitli çözücü hamleler hükümette kendince geliştirmeye çalışıyor. Görüyoruz ki bir çaba var. Ama sizce bu doğru çaba mı? Faiz indirimi çözücü adımlardan biri mi? Beklentileri karşılayacak mı? Şimdi daha genel çerçeve içerisinde söyleyelim. Buyurun. Merkez Bankası faiz indirse ne olur, faizi yükseltse ne olur? Sebebi şu, piyasada, bütün piyasada algı veya beklenti, bugün iş dünyasının açıklamış olduğu, zaten papağan gibi sürekli açıklama yapıyorlar. Merkez Bankası faiz artırıyor, aynı iş dünyası örgütleri, çok güzel oldu. Merkez Bankası faiz indiriyor, aynı iş dünyası örgütleri, çok iyi oldu. Kardeşim bunun yükselmesi de düşmesi de hepsine iyi oldu diyorsunuz. Ne olsa iyi oldu diyen bir iş dünyası örgütleri var karşımızda. Dolayısıyla toplumun ne olduğunu anlama şeyi eksik, yetersiz. Aslında programınızın adı Esas Mesele ya. Esas meselelerden bir tanesi bu. Yani Türkiye'de eğer bilgilenme, medya, yeterli bir medya oluşumu ve doğru bilgilenme oluşsa birçok medya kuruluşuna ihtiyaç kalmayacaktı. Ama ne oluyor? Burada bile birçok medya kuruluşu bile çok önemli fonksiyonlar, görevler icra ediyor. Bu akşam olduğu gibi. Şimdi Merkez Bankası'nın faiz kararları asla ve asla TL kredilerinin veya TL faizleri üzerinde kalıcı etki oluşturamaz. Sebebi şu. TL var mı ki? Faizi indirdiniz veya yükselttiniz de olacak, piyasada kredi ucuzlayacak. Diyelim ki faizi indirdik, TL kredileri ucuzladı. Para var mı? Bir yıldır Türk lirası mevduatları artmıyor. Bütün gelen mevduatlar yabancı paraya gidiyor. Amerikan doları, Avrupa eurosu ve altın. Yani kimse TL'ye yatırım yapmıyor. Şimdi TL'nin olmadığı yerde siz Türk lirasının faizini indirdiniz, maliyetini indirdiniz ve gittiniz vatandaş veya sanayici, yatırımcı gitti bankaya dedi ki bana 100 milyon lira verin ben bir fabrika yapacağım veya bir yatırım yapacağım veya fabrikamın kenarına bir ek şeyi yapacağım ve buradan 300-500 kişiyi istihdam edeceğim. Banka diyor ki ne diyorsun kardeşim sen ya, ne parası? Kasaya baksana, kasada para yok, TL yok. TL niye yok? Mevduat artmıyor. Mevduat niye artmıyor? Vatandaş Türk lirasına güvenmiyor. Sen şimdi mevduatın daha fazla vadesini düşürdün. Mevduat vadesini de, faizini de düşürdün. Ne kadar gidecek? Burada ama neyi etkiler Merkez Bankası'nın kararı? Döviz fiyatının istikrarını etkileyebilirdi. Bunun için de faiz kararlarının yatırımcının dövize yönelmesinden ziyade TL'ye yönelmesini cezbedici noktada olması gerekirdi. Yani biz Türk lirasının faizini düşürünce ekonomi canlanacak filan beklentimiz var. Küçük bir esinti olur, o kadar. Çok küçük çünkü yok, kaynak yok. Berat Albayrak'ın beklentileri ise yüksek. Bir iki saat kadar önce açıklama Sayın yaptı. Sayın Bakanımızın beklentileri ama sürekli yüksek. Evet, çok yakın bir sürede tek haneli enflasyon rakamlarını yakalayacağız. Hayır, bu ay sonu muhtemelen tek haneyi yakalayacağız da ertesi ay tekrar çift haneye çıkacağız. Şimdi herkes onu söylüyor. Geçen yıl Eylül ayında, Ağustos'un ortasında kur çok hızlı yükselmişti ya. Yükseldiği için Eylül ayında bir ayda fiyatlar 6.30 arttı. %6. 6.3. Dolayısıyla bu yıl Eylül ayında, bu Ekim'in 3'ünde falan açıklanacak enflasyon. Ekim ayı başında Eylül ayı enflasyonu açıklandığında 1.67'nin aylık fiyat artışı 1.67'nin altında gelirse tek haneye düşeceğiz. Ama bir ay. Maksimum iki ay.
Ekim ayında. Geri şeyde Kasım, Aralık'ta tekrar çifhane. Hatta Aralık sonu yani 2019 enflasyon beklentisi hem yeni ekonomi programında hem Merkez Bankası hedefinde hem piyasa beklentilerinde hepsinde 14,5 seviyelerinde. Yani enflasyonda tek haneyi göreceğiz ve kalacağız anlamında bunu söylüyorsa hiç kimse doğruyu konuşmuyor. Yalan konuşuyor demiyorum. Hiç kimse doğruyu konuşmuyor. Peki hükümet görmüyor mu sizce bu gerçekliği? Görüyor. Neden ısrarla bu açıklamalar geliyor diye düşünüyorsunuz? Yani bunlar vatandaşa kısa vadeli günübirlik, bugün iyiydi, tamam yetti. Yarına bakarız. Böyle düşünceler. Yani uzun vadeli düşünce olsa, uzun vadede Türkiye ekonomisinin ihtiyaçları ve yapılması gerekenlerin noktasında bir enerji harcansa, bir düşünce yoğunlaştırılsa çok daha ileriye gideriz. Günü kurtarma politikaları hep deriz ya, 90'lı yıllardan kalmadır bu. Yoksa AK Parti'nin ilk uzun dönemlerinde böyle politikalar yoktu. Hatta günü kurtarma yerine şöyle vardı. Yarın öbür gün daha iyi olacaksa bugün biraz acı çekelim. AK Parti'nin en başarılı olduğu dönemler bu düşüncenin hakim olduğu dönemlerdir. Yani yarınlarımız daha iyi olacaksa bugün biraz acı çekelim. Biz şimdi şöyle yapıyoruz. Bugün hiç acı çekmeyelim, yarın ne olursak olalım. Peki AKP açısından ne değişti sizce? Ele alış şekilleri kadrolar neden değişti? Tamamen kadroların değişmesi yani orada. Kadrolar değişince ağırlıklı olarak zaten ana zihniyete yönelik yeni kadrolar geldi. Ana zihniyet de belli. Ana zihniyet ekonomiye şey gözüyle bakmıyor, temel bir ekonomi gözüyle bakmıyor yani. Ulufe dağıtma zihniyeti. Az evvel vatandaş Türk parasına güvenmiyor dediniz. Bu güvensizliğin temelde sebebi nedir? Mevcut ekonomi yönetimi. Hatta mevcuttan önce sadece ekonomi yönetimi değil, biraz önce ifade etmeye çalıştım, mevcut yönetim zihniyeti. Çünkü mevcut yönetim zihniyeti Türkiye'de enflasyon veya ekonomiye bakışla ilgili iktisat teorilerinin, literatürünün tamamen dışında şey yapıyor. Mesela matematik üzerinden örnek verelim. 2 artı 2 eşittir 4 diyoruz değil mi? Şimdi 2 çarpı 2 de 4. Öbür tarafta diyoruz ki toplama, çarpma toplamadan büyüktür. Diyor ki kardeşim 2 çarpı 2 4 etmez. 2 çarpı 2 8 eder veya 7 eder. Olmaz böyle bir şey. Toplamayla çarpma. Dolayısıyla böyle giriyorsunuz bir girdaba kalıyorsunuz. Yani bunun Türkçe açıklaması şu. Faizi düşürmek için enflasyonu düşürmek lazım. Enflasyonu düşürmek için düzeltiyorum. O teoriyi bile kuramıyorum. Çünkü akılda kalmıyor. Yani böyle bir teori olmadığı için. Faizi düşük tutalım ki enflasyon düşsün. Amerika 2009'dan sonra, o küresel krizden sonra Merkez Bankası emisyonunu, parasal genişlemeyi 800 milyar dolardan aşağı yukarı 5 trilyon dolara arttırdı. İki şeye baktı. O parasal genişleme yaparken, faizi aşağıya çekerken enflasyon artsın. Yani ekonomideki büyümeye baktı ama ekonomideki büyümeden daha ziyade enflasyonu artırmaya çalıştı. Yani faizi düşürüp parasal genişleme yaparak enflasyonu artırmaya çalıştı. İkincisi de maaşlar. Yani sadece enflasyonun tek başına artmasını kabul etmedi. Enflasyon artıyor mu ve maaşlar artıyor mu? Nabız atıyor mu? Enflasyon nabızdır. Enflasyonun sıfıra düşmesi hiç iyi bir şey değildir. Enflasyonun 20'de olması, çift haneli olması da iyi bir şey değildir. Enflasyonun istikrarlı bir şekilde tek hanede aşağıya kalması. Türkiye için söylüyorum. Türkiye için ise enflasyonu %5'in altına düşürmek de iyi bir şey değildir o kadar. Türkiye için 6-7'lik enflasyonlar istikrarlı bir enflasyon şeyinde patikasında sürdürülebilir. Neden? Türkiye belirli bir noktada bu düşük enflasyon ama tek hanede düşük ve istikrarlı enflasyonla biz canlıyız. Yani bizim nabzımız biraz daha fazla atar. Biz genç nüfusuz. Bizim yaş ortalamamız, yaş ortancamız 32. Bundan 6-7 yıl önce 29,5 yaşındaydık. Şimdi 32, yaşlanıyoruz da. Ama yaşlanmadan önce o nabzı kontrol etmek lazım. Yani biz 6-7 enflasyonla çok önemli bir ekonomik kalkınma hamlesini sağlayabiliriz. İstikrarı orada oturtmamız lazım. 5'in altına düşürmeye çalışmak, yani 5'i hedefleriz 6 olur gayet güzeldir. Ama 5'in altına düşürelim, 3 filan Türkiye için 3 kaldırılmaz. Amerika enflasyonu 2'lerin üzerinde olmasına çalışıyor.
Oraya getirme. Bir de ücretlerin artması, ücretlere yansıması. Türkiye zaten ücretlere hiç bakmıyor. Çalışan ne olsun, ne olursa gitsin yani. Ucuz olsun da. Evet, ücretler konusu bir yanıyla ücretler konusu içler acısı. Bir yanıyla da işsizlik çok yüksek. Dün Ankara'da görmüşsünüzdür bir vatandaş geçim görmek sıkıntısı. Görmek istedim. Keşke görmez olaydım. Yani, ha, kendini yakmak suretiyle tepki gösteriyor. Çaresizlik ya, çok yaygın. Biz şimdi bu gördüklerimiz. Yani köprüden hatırlıyorsunuz, köprüde bir vatandaşımız arabasını da yaktı, kendisi de atladı. Evet. Başka bir vatandaş atladı. İkinci köprüden atladı, oradan atladı. İntihar edenler, şey edenler. Yani her gün orada burada bir ekonomik, daha geniş söyleyeyim. Aslında bunu İçişleri Bakanlığı bakabilir. Türkiye'de dikkatinizi çekiyor mu? Artan oranda bir suç, bireysel suç şeyi var, eğilimi var. Bunun önemli bir nedeni, hatta büyük bir nedeni ekonomik krizdir. Yani şimdi eve gidiyorsunuz, evde iş yok, işsizlik var, çalışan yok, para yok, çocuklar bir şey istiyor. Evin ihtiyacı var, para yok. Ne oluyor? Gerilim oluyor, huzur kalmıyor. 7 milyon işsiz var Türkiye'de. 4,5 milyon iş arayan aktif. Aşağı yukarı 3 milyona yakında iş olsa çalışırım diyen 7 milyon civarında işsiz var. 7 milyon demek 3,2 haneyle demek 20 milyonun üzerinde kişi bu işsizlik sorunundan etkileniyor. Direkt muhatap olan. Direkt muhatap. Sayı. 20 milyonun üzeri, 21 milyonun üzeri, hatta 22 milyon civarında. Düşünebiliyor musunuz? 82 milyonda 22 milyon işsizlik şeyle karşı karşıya. Karşı karşıya derken yaşıyor bunu. Bu insanların halinden, şimdi bütün medya koşmuş, bütün medya derken bir kesim medya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde seçim döneminde 31 Mart, 23 Haziran arasında alınan veya 31 Mart'ın hemen öncesinde seçim için alınan işçilerin peşine. İstanbul'da Uzel Traktör Fabrikası diye bir fabrika var. Edirne Kapı'nın hemen yanında, Demir Kapı'nın orada 93 dönüm arazisi var. Burada yaklaşık, bu arsa çok değerliydi. Ama fabrika daha değerli. 600 milyon doların üzerinde ihracat yapan Türkiye'nin en büyük fabrikalarından birisi. Zamanında orayı ziyaret eden yetkililer, bu fabrika çok değerli dememiş. Ne demişler biliyor musunuz? İşçilerin videoları var. Bu arsa çok değerlidir. Düşünebiliyor musunuz? Bir büyük yetkili geliyor, fabrikayı ziyaret ediyor, diyor ki bu arsa çok değerlidir. Ve sonradan ne oluyor biliyor musunuz? O fabrika iflas ettiriliyor. İnanılmaz ayak oyunları. Ama o ayak oyunlarına bakıyorsunuz, Soros'un temsilcileri var, bilmem ne var, her şey var. Ve kamunun bütün organları neredeyse o iflas sürecinde hileleri, tuzakları kuran kişilerle beraber oranın lehine şey yapıyor. Ve arsa şimdi satışta. Nereye kadar? 200 milyon lira, 220 milyon lira. Hiç pahasına gidiyor arsa. 2200 işçi yıllarca maaş alamadı. Ayrılırken iflas ettirildiği için kıdem tazminatları, ihbar tazminatları, ayrılış tazminatları, hiçbir şey kalmadı. Şu anda fabrikanın arsasını öyle bir fiyata satıyorlar ki işçilere para kalmayacak. Yani tam sınırda. Yani biraz daha yüksek fiyata satılsa işçilerin parası ödenecek. Hayır. Öyle bir ayarlanıyor ki tam sınırda. 2200 işçi aç. Orada birçok o işçiler işsiz kaldığı, para alamadıkları dönemlerde birçok olay oldu. O işçilerin çektiği acılar filan. Kimse bakmadı onlara. Yıllardır direniyorlar. Yıllardır, 10 yıldır. 10 yılı aşkın süredir. Ben Uzel Traktör Fabrikası'nın bu süreciyle ilgili çok ilgilendiğim için o dönem Yeni Şafak gazetesinde 2008-2009 yıllarında Yeni Şafak gazetesinde defalarca bu olayların olacağını yazdım. Yani bu sürecin buraya geleceğini de yazdım o zamanlar. Yani bundan 10 yıl 11 yıl önce ben bu fabrikanın iflas ettirileceğini, o dönemde de şeyler sürüyordu, kapatılacağını, arsasının yok pahasına satılacağını hepsini yazmıştım. Bütün yazdıklarım tek tek gerçekleşiyor. Ama mesele şu. Seçim döneminde seçim uğruna işe alınmış şeylere işçi hakkı diye meydana düşüyorlar. İstanbul'un göbeğinde binlerce, İstanbul Havalimanı, yeni havalimanında geçen yıl kaç işçi öldü? İnsanlar, işçiler ölmemek için eylem yaptılar, tutukladık, hapse attık.
Şimdi işçi hakkı diyoruz. Ne var? O şeyi gördünüz mü? O resim çok önemli aslında. İstanbul Belediyesi'nden işten atıldığı iddia edilen arkadaşlar şeyle görüşüyorlar, belediye başkanıyla. Belediye başkanıyla görüşme sahnesi şu. İşçiler koltuğa padişah gibi oturmuş, belediye başkanı böyle oturmuş. Ne yani bir özgüven var. O fotoğraf şunu söylüyor. Biz güçlüyüz. İşçiler diyor ki biz güçlüyüz. Öyle biz işçi falan değiliz. Bizim arkamızda büyük güç var diyor. E büyük güç ne olur? Ankara olur. Başka ne güç var? Belli yani. Bu işçi mişçi hakkı değil. İşçi öyle oturmaz. Yani bir makama şeyi vardır. Siz ülkenin başkanına gittiğiniz zaman ayak ayak üstüne atıp böyle gerilebilir misiniz? Makama da bir saygı vardır. Makam saygısı vardır. Ya oradaki fotoğraftaki o özgüvenin, o özgüven farklı. Hak arama özgüveninden ziyade. Değil, hak arama özgüveni değil o. O zaten çok tartışmalı bir konu. Hak mıdır? Hakkı olan bir alanı işgal ettiler. Ben net olarak söyleyeyim. Bunlar işçi filan değil. Bunlar işçi filan değil. Onun için hiç şey yapmadım. Ben işçi konusunda, çalışma hayatı konusunda, ücretler konusunda filan yıllardan beri çok hassasım. Çok yakından ilgilenirim. Birçok olayı takip etmeye çalışırım. Ha, hepsini yakalayamayabilirim. Ama bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki olayların işçi haklarıyla hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Peki, 3. Havalimanı örneğiyle girdik. Benim de notlarım arasındaydı. Ülkeye hakim bir baskı ortamı var aslında. İşçilerin hak arama süreçlerinden, insanların fikirlerini ifade etme süreçlerine dek varan, müdahaleleri, cezalandırmaları içeren bir baskı ortamı. Yakın zamanlı örneği Kaftancıoğlu'nun aldığı ceza. Kürt illerinde atanan kaygımlar. Bu genel baskı ortamının ekonomiye yansıması ne oluyor sizce? Biz bunun tersini 28 Şubat sürecinde yaşadık. 28 Şubat sürecinde o taraf bu tarafa şey işkence yapıyordu veya şey haksızlık yapıyordu. Evet. Buna benzer şeyler oluyordu. İşkence derken bu fiziki işkence değil. Yani mesela bir tweet atıyorsun, 7-8 yıl sonra ceza alıyorsun. Bu bir işkencedir. İşkencedir bu. Ne işkencesi? Yani bir baskı işkencesi. Mobbing. Bunun gibi. 28 Şubat sürecinde tam tersi bir işkence vardı. Şimdi tam tersi bir işkence oluyor. Veya tam tersi bir baskı vardı. Şimdi tam tersi bir baskı oluyor. Ülkenin normalleşmesi için uğraşmamız lazım aslında. Yani ülke yaprak gibi bir sağa bir sola gitmemesi gerekiyor. Türkiye'nin en önemli sorunu gerçekten merkezi bir adalet duygusu, merkezi bir objektif kurallar ve ilkeler etrafında birleşmesi gerekiyor. Şimdi buna benzer birçok olay var. Hani bahsettiğiniz gibi ekonomiyi nasıl etkiliyor? Ekonomide hiçbir karar alamıyorsunuz, alamazsınız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar veriyor, ben onu tanımam derseniz size Avrupa'dan yatırım da gelmez. Ne gelir? Irak'tan gelir sizden 100 bin liraya ev alır, İran'dan gelir ev alır, Kuveyt'ten gelir ev alır, Orta Doğu'dan gelir ev alırlar ve sizin demografik yapınızı ciddi şekilde bozar bu da. Türkiye'de demografik yapılar ciddi şekilde bozuluyor. Ha şöyle bir şey, nüfus geldi diye değil bunda illa. Mesela Almanya'ya da göçmen gidiyor değil mi? İngiltere'ye de gidiyor. Ama oradaki politikalar ve devlet onu bir düzen içerisinde ve kurallarını oturtuyor. Yani siz Almanya'ya gittiğiniz zaman veya İngiltere'ye gittiğiniz zaman Türkiye'deki gibi kuralsız yaşayabiliyor musunuz oralarda? Hayır. Ama Türkiye öyle değil. Türkiye'de kurallar maalesef çok esnek. Nasıl esnek? İşte bir futbolcu Arda Turan ne yapıyor? Gidiyor hastanede ruhsatsız silahla baskın yapabiliyor ama ceza almayabiliyor ve aldığı ceza uygulanmıyor, erteleniyor filan. Veya bugün ne vardı? Çağla Şikel. Vergi usul kanunu. Hı hı. Siz yapsanız en az 10 yıl hapis yerdiniz. Tabii. Arda'nın yaptığını başka birisi yapsa kaç yıl hapis yerdi? Ne olurdu? Tweet atan hapse giriyor, silah atan beraat ediyor. Böyle bir yapıda, böyle bir hukuk ortamında, böyle bir öngörülebilir düzen içerisinde hangi yatırımcı gelip
nasıl bir yatırım yapıp Türk elini taşın altına alabilir? Aslında şu var. Türkiye orta yaş, dinamik, aktif, geleceği çok parlak, bölgesinde, yöresinde üretkenliği çok yüksek, çalışmayı çok isteyen dinamik bir toplum. Böyle bir ülkede yatırım, Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'daki yatırımdan çok daha fazla kazandırma potansiyeli vardır. Nüfus dinamik, toplum dinamik, hem artış yönünden dinamik hem içeriden dinamik. Evet. Türkiye'de şehirleşme oranı, tekrar köye gitme oranı, ülke içerisinde yer değiştirme oranı o kadar hızlı, o kadar aktifiz ki. Dünyaya açılma oranı, dünyanın birçok yerinde bizden insanlara rastlayabilirsiniz. Hı hı. Yani ben Trabzonluyum, ben çok sevdiğim, çok hoşuma giden şey. Bize her yer Trabzon ve gerçekten dünyaya gittiğiniz zaman birçok yerde Trabzonluyla karşılaşıyorsunuz veya Türkiye'liyle karşılaşıyorsunuz. Bakıyor girişimciliği var, yani birçok yerde girişimciliği var. Afrika'nın bilmem ne ucuna gidiyorsunuz, bir Türkiye'den bir herhangi bir girişimciyle karşılaşıyorsunuz. Uzak Doğu'ya gidiyorsunuz, Türkiye'den girişimciyle karşılaşıyorsunuz. Bunlar çok önemli bir sermayedir, çok ölçülemeyen bir sermaye ama beşeri sermaye. Bunu aktif hale getirebiliyor muyuz? Aktif hale nasıl gelir? Benim kurallarım, yoldan bir metre çıkarsan cezayı yersin. Veya yarım metre çıktın uyarıyı alırsın. Yolda durdun cezayı yersin. Bilmem bütün kurallarım. Bu kuralları koyan ve denetleyen kurumlarım, ilkelerim her şeyi belli dersin. Ondan sonra iş gider. Şeyin Mehmet Günbey Efendi'nin bir kitabı vardı. Çok hoşuma gitti avukat şey. Orta demokrasi tuzağı. Türkiye orta gelir tuzağında değil. Orta demokrasi tuzağında. Sayın Ali Babacan'ın bize vermiş olduğu demecindeki bir sözü mesela çok hoşuma gitti. En önemli sorun, partiler demokrat değil Türkiye'de. Partilerin demokrat olmadığı ülkede yönetim demokrat olur mu? Çok zor, görüyoruz ki zaten. Çok zor yani parti, bunu anayasayla yapacaksınız belki de. Yani o kadar zorla kurallar koyacaksınız ki, mesela 3 dönemi dediniz, anayasa olarak koyacaksınız, anayasa olarak. Yok eğdim, büktüm, 2 yıldı, efendim yok 1 yıldı, kapıdan baktım, pencereden baktım, bilmem ne oldu. Aslında ben şeydim, yarı başkandım, başkan oldum, şimdi başka bir şey oldu, şuydu, olmaz. Belki anayasayla koyacaksınız, bunu şu örnekle anlatacağım. Birçok kez bunu anlattım, dile getirdim ama size de ifade edeyim. Rahmetli Adnan Kahveci, Anavatan Partisi 83 yılında iktidar olduktan sonra 90 yılına geldiği zaman babama diyor ki, ya biz galiba tıkandık diyor. Bir dönem dinlenip yeniden yeni projelerle, yeni şeylerle gelmemiz lazım iktidara diyor. Yani bir dönem dinlenip kendimizi yenilememiz lazım. Bunu nerede söylüyor? İktidara geldikten 7 yıl sonra. Şimdi iktidara geldikten sonra 17 yıl geçmiş. Bir örnek söyleyeyim. Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu var. Bu sorun ne? Bu sorun şu. Prim gün sayısı var, yaş var. Bunu dolduranlar normalde emekli olması lazım eski düzene göre. 2008'de değiştirdik, yaşı artırdık. Prim gün sayısını dolduruyor vatandaş. Yaşını dolduruyor, çalışma süresini dolduruyor ama yaşa takılıyor. Diyor ki ya ben 47 yaşında emekli olmam lazım ama 54 yaşına kadar beklemesi gerekiyor. Şimdi diyoruz ki vatandaşa, mevcut sistem şu, 2000 öncesinde çalıştığınız, aldığınız ücretin %70'i emeklilik maaşınızı etkiliyordu. 2000'de bir reform yaptılar, bunu %50'ye düşürdüler. Yani maaşınızın yarısı emeklilik maaşınızı etkilemeye başladı. 2008'de bir daha reform yaptılar, %35'e düşürdüler onu. 70'ten 35'e düşürdüler. Dolayısıyla ne oldu? 2000 yılı öncesi çalışma süresi uzun olan insanlar %70 emeklilik maaşını etkilediği için emekli oldukları zaman daha yüksek maaş alıyorlar. Şimdi vatandaş diyor ki tamam 47 yaşındayım, emekliliğim geldi ama yaştan dolayı olamıyorum. Tamam kardeşim diyor ya 54 yaşına kadar da çalışayım diyor. Ama diyor ben şu anda 47 yaşında emekli olduğum zaman 2000 lira emekli maaşı alıyorum. Fiyatları sabit kabul edelim. Tabii. Ama diyor... Şimdi 2008'den sonra çalışmada aldığınız maaşın emeklilik maaşını etkileme oranı %35'e düştü ya. Şimdi o süre çalıştıkça ne oluyor? O süre daha büyük oluyor kütle. Yani siz 47 yaşından 54 yaşına 7 yıl daha çalışınca 2000 liralık emekli maaşınız düşüyor. 1800 liraya maaşınız artmıyor, maaşınız düşüyor. Yani
çalıştıkça maaşınız düşüyor. Oysa sistem tam tersi olması lazım. Hani çalışanı evet. teşvik etmek, ya kardeşim daha çok çalış, daha çok kazan. Hayır. Daha çok çalış, daha az maaş al. Onun içinde ne oluyor? İnsanlar diyor ki emeklilikte yaşa takılanlar, ya bizi emekli edin ya da sistemi düzeltin. Yıllardır mitinglerle her fırsatta. İktidar bilmiyor. Keza. Bilmiyor. İnanın iktidar kadrolarının birçoğu sorunun temelini bilmiyorlar. Siz bir katıldığınız programda basit aslında çözümü diyorsunuz. Çok basit. Çok basit. Nedir çözüm? İktidarın bir türlü bulamadığı, imkansız diye anlatıyorlar hatta. Gönül Boran Hanım'dı sanırım. Boran'a hükümet temsilcileriyle görüşüyorlar. Mümkün değil diye çıkarılan rakamlar, istatistikler net bir şekilde kapıyı kapatıyor durumdalar. Şu anda emekli ederseniz sosyal güvenlik açığı zaten 100 milyarın üzerinde, 150 milyar mı neyi geçen yıl ödedik, 140 milyar mı neyi sosyal güvenliğe devlet bütçesinden. Hı hı. Yani eskiden ne diyorduk? Kemal Kılıçdaroğlu SSK'yı, SSK mıydı? SSK'yı, evet, SSK'yı batırdı diye. Eğer SSK'yı Kılıçdaroğlu batırdıysa şu andaki SGK gitti zaten. Hiç kalmadı o ortada. O hiç kalmadı. Darmadağın, merkezi bütçeden para aktarılmasa darmadağın. Geçen yılın 2018 yılı rakamı 120 milyar liranın üzerinde galiba. 140 milyar mı neydi aktarılan para? Belki de 180, bu yıl da 180'in galiba, 180'in üzerinde para aktarılacak. Merkezi bütçeden aktarılıyor. Aktarma o parayı da bak SGK ne hale geliyor. Bak maaş ödeyebiliyor mu emekliye? Hele bir de bunları bu şekilde emekli et, hepten gitti. Nereden alacaksın? Nereden alacağını söyleyeyim, nereden yapacaklar? Bir, emeklilikte yaşa takılanlara diyecekler ki bir toplu para getirin. Sizi emekli edelim. Yani yine bugünü kurtaralım, yarın ne olursa olsun, kim gelirse baksın. İki, gurbetçilere ne dediler? Bir gün başına 27 lira ödüyorsunuz, bunu 42'ye çıkardık. Bir işte 7000 gündü, 9500 güne çıkardık ettik. Ama yok bundan değil de eski sistemden yararlanacaksanız derhal başvurun, 3 ayda da bütün parayı getirin. Kişi başı 20-25 bin, 30 bin euro kişi başı. Kaç yüz bin kişi başvurmuştur? Yüz binlerce kişi başvurdu. Aldın parayı, bu yılı da idare ettin. Ama bu insanlara ölene kadar maaş ödeyeceksin. Yarını düşünen var mı? Şey yapmıyorum. Nasıl çözülür sistem? Ödediğin prim belli, alacağın maaş süresi belli, ortalama yaş belli. Ödediğin prim ne kadar? Bu kadar. Kaç yıl maaş alacaksın? Bu kadar. Sağlık giderin ne? Bu kadar. Ortalama. Kalan güne böl, maaşın bu. Ama insana şunu söyle. Bir, burada asgari emekli maaşını kaldırmak durumundasın. Yani 5000 gün çalışacaksın, 20 yaşında işe gireceksin, 40 yaşında emekli olacaksın, asgari emekli maaşı diye 1500 lira para alacaksın. Yok öyle kardeşim. Yok, o dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Niye asgari emekli maaşı var? Çünkü alt gelir grubunun oy deposu. O yüzden. Evet. Ama ne yapıyor? Siz mesela diyelim ki 23 yaşında üniversiteyi bitirdiniz, 23 yaşında işe başlıyorsunuz. 58 yaşına kadar çalışıyorsunuz, size de 2000 lira veriyor. Niye? Sizden aldığı emekli parasını şeye veriyor işte, asgariye. Yüksek maaş alamıyorsunuz. Sistem tam tersi olması lazım. Sistem çalışana daha fazla para, ne kadar uzun süre çalışırsan da o kadar daha fazla emekli maaşı. 50 yaşında emekli olduğunuzda örnek olarak 50 yaşında emekli olduğunuz 1000 lira mevcut benim dediğim düzende 1000 lira anca alabiliyorsunuz. 80 yaşına kadar süre var. 30 yıl. 30 yıl 1000 liradan maaş alıyorsunuz. Ama 50 değil. Ya benim işim de var, çalışacağım. Emekli olduğum zaman da daha yüksek almaya çalışacağım. 60 yaşına kadar çalıştınız. 1. 10 yıl maaş almadınız. 10 yılın maaşını priminize sayın, ekleyin. 2. Alacağınız süre 30 yıldan 20 yıla düştü. 10 yılda daha fazla prim ödediniz. Maaşınız 1000 liradan direkt 1500 liraya çıkıyor, örnek olarak söylüyorum. Direkt artıyor. Yani yaş ilerledikçe, yaşı çalıştıkça emekli maaşınız kademeli yükseliyor, çok hızlı yükseliyor bu sistemde. Ya kurun böyle bir düzen. Var mı akıl? Var mı böyle bir düşünce? Yok. Yok, sorun çözemiyorlar. Yani sorun çözme kabiliyeti, sorunu anlama ve sorunu çözme kabiliyeti. Bakın bir şey söyleyeyim. Türkiye'de son 10 yılda bütün para betona yatırıldı.
artan nüfusun, artan nüfus derken şöyle hane sayısı olarak söyleyeyim. Mesela diyelim ki bir hane 3.2 kişiden oluşuyor. 3 kişilik artışı bir hane kabul edin. 3 kişilik artış ne oluyor? İşte 700 bin nüfus artışıyor. 3 kişiden 250 bini, 210 bin civarında konut düşüyor bu nüfusu karşılamak için. Ya yılda yapılan konut ne? 600-700 bin. Yani 2-2,5 katı. İyi. Peki Türkiye'de ev sahipliği oranı arttı mı? Artmadı. Kiracılık oranı ne oldu? Arttı. Yani 10 yılda nüfusun 2-3 katı konut yapıyorsunuz, artan nüfusun. Ama buna karşılık ev sahipliği oranı düşüyor, kiracılık oranı artıyor. Yani daha fazla insan kiracı. Bu konutlar kime gitti? Arsa rantçılarına, konut rantçılarına gitti. Bunu niye önlemediniz? Çok basit. Çok basit yöntemleri var. Konutta ihtiyaç ve kendi konutunda oturan kişiden ne doğru dürüst vergi alırsınız, ne emlak vergisi, ne başka bir vergi alırsınız. Çok minimum. İkinci konutumu aldın, 10 lira ver. Üçüncü konutumu aldın, 20 lira ver. Dördüncü konutumu aldın, 30 lira ver. Beşinci konutu aldın, 50 lira ver. Yani tabiri caizse gayrimenkul üzerinden gelir elde edip de bu gelirle hayatını garantiye almaya mı çalışıyor? Yok kardeşim, ben sermayeyi atıl tutturmayacağım. Atıl tutturulan bir sermayenin sermayede ülkeye fayda yok. Bunu cezalandır, oradan aldığın parayla da dar gelirliye ucuz konut ver. Peki. Geliyor mu kimsenin aklına? Gelmiş. Bunlar uygulamada karşılığını görmüyoruz. Peki az evvel Sayın Babacan'dan bahsettiniz. Sizin gazetenizde de yani geniş bir röportaj vardı. Buradan ben de bir yeni parti tartışmalarını sormak istiyorum. Ekonomide öngörülebilirlik dedik. Bugün yani hükümetin de öngörülebilirliği, AKP'nin diyelim, daha doğru bir şekilde ifade edelim. Ben de AK Parti'nin diyeyim. Siz de AK Parti'nin diyeyim. Bu öngörülebilirlik de aslında bir tartışmaya düştü. Babacan, Davutoğlu, yılbaşı gelmeden parti kuracaklar diyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bir gazeteci olarak? Nasıl görüyorsunuz? Ekonomiyle bağı ne olacak? Ya da yani iki farklı tartışma olarak da ele alabiliriz. Birincisi bu yeni parti tartışmaları nasıl görüyorsunuz? Ben sizin fikrinizi merak ediyorum. Yani yeni parti tartışmaları bir mevcut sistem, kişilerin veya görüşlerin partiler içerisinde kendini izah edememesi nedeniyle mecburen yeni partiler oluşuyor. Hı hı. Yani şimdi Sayın Davutoğlu ne oldu? İhraç edilmesi, evet, şeyle. Fikir beyan ne oldu? Sayın Davutoğlu fikir beyanından başka bir şeyde bulundu mu? Hayır. Zaten Ali Bey kendisi açıkladı. Dedi ki yani bu fikirleri bir söyleyebilecek veya bir zemin olabilecek, bu söylediğimiz fikirlerin bir değer olabileceği bir ortam yok diyor. Yani şey, parti İç siyasetteki tıkanıklık bir sonucu dolayısıyla olarak görüyorsunuz. Ben bunların Türkiye'de demokrasinin eksikliğinden dolayı fazla parti doğuyor. Eğer Türkiye'de demokrasi partiler içerisinde de gerçek anlamda işlese bu yeni parti doğuşlarına hiç imkan olmayacak. Ama dünyada da benzer sorunlar var. Yani dünyada da gelir dağılımı bozukluğuyla böyle otokratik liderlerin gelmesi, şeylerin, İngiltere'ye bakın, kardeşini bakan, hı hı, yaptı, Amerika'ya bakın, damadını bilmem ne yaptı. Böyle böyle şeyler, yani dünyanın ayarı bozuldu. Ama Türkiye'de daha önce bozuldu. Bir Türkiye daha önce şey yapıyor. Dolayısıyla yeni partilere veya yeni düşüncelere ve fikirlere, şimdi diyecekler ki, ya Babacan AK Parti değil miydi? Nesi yeni düşünce? Veya Sayın Davutoğlu AK Parti değil miydi? Hatta başbakanlık yaptı filan. Ne yeni düşüncesi? İyi de şu soruyu da sormak lazım. Acaba Ali Babacan veya Ahmet Davutoğlu kendi fikirlerini yönetimde oldukları dönemde kendi fikir ve düşüncelerini ne kadar uygulayabildiler? Aslında bu soruyu şu haliyle soracağım size. Babacan ekonominin yıllar boyu önemli aktörlerinden biriydi ve bugün tekrar bir alternatif olarak partisini sunuyor, kendisini sunuyor. Bu açıdan hem yani bu gidişatta politikaları uygulayan kişi olarak sorumluluk sahibi değil midir? Yeni bir alternatif olarak ortaya çıkmış olması gerçek bir iddia mıdır? Yoksa dönüp Sayın Babacan'a zaten mesullerden birisiniz sorusu yöneltilemez mi? Tabii mesuliyet sorusu da yöneltilir. Yani en güzel tarafı, şeyin en güzel tarafı bu. Yani bütün seçmenler veya çevre
Sayın Babacan'a bu soruları sormak durumunda, Sayın Ahmet Davutoğlu'na da sormak durumunda. Yani şu olayda sen neyin var? Mesul müsün? Veya ne yaptın? Yani hepsini sormak durumundalar. Onlar da açıklamak durumundalar. Eğer seçmen karşısına çıkacaklarsa açıklamak durumundalar. Zaten Ahmet Davutoğlu ciddi konularda çok ciddi açıklamalarda bulundu. Ama bu yani birebir de karşılaşıldığı zaman veya bir konferansa veya bir yerde herkes bunları sormak durumunda, sorabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu mesuliyet konusunda? Fikirlerini uygulayamadığını mı düşünüyorsunuz Babacan'ın, Davutoğlu'nun? Özellikle Babacan üzerinde soralım ekonomi konusunda. Şimdi iktisadi konusundan olduğu için şey yapıyorsunuz. Tabii ekonomi evet olduğu için Sayın Babacan da ekonomi geçmişte ekonomi yönetiminde olduğu için tabii ki ben de bugün de ben de yazıyorum. Birçok ekonomi uzmanı da söylüyor. Bugün yaşadığımız sorunların temelindeki bazı birikimler geçmiş yıllardan gelen birikimlerdir. Mesela bir işte derviş programıyla AK Parti iktidara geldi ve derviş programını Sayın Derviş'ten daha fazla, daha katı uyguladı ve başarıyı da oradan sağladı. Ama 2007'lerde bu programın değişmesi gerekiyordu. Üretime yönelik yeni bir programın eklenmesi gerekiyordu. Yeni bir program yapılması lazımdı. Adı değil. Şimdi Sayın Berat Albayrak adını değiştirdi. Yeni program diyor da ad değil. İçeriğinin değişmesi, baştan aşağı yeni program yazılması gerekiyordu. Olmadı. Ne oldu? İşte 2012-13 70'er küsur milyar dolar Türkiye'ye para geldi ama Türkiye büyüyemedi, edemedi. Bütün bu sorunların görülüp önlem alınması gerekiyordu. İşte ekonominin başında o dönemde de Sayın Babacan vardı. Evet. Evet, ciddi bir şey. Yani biz de karşı karşıya gelirsek bunları soracağız tabii ki. Yani ne almak, ama şu alttan bazı şeylere bakıyorsunuz. Mesela 2012-13 yıllarında Sayın Babacan'ın ekonomiye yönelik rant vergisini dile getiriyor mesela. Birden kesiliyor. Önü kesiliyor yukarıdan. Sonra 2015'lerde Sayın Davutoğlu ile beraber siyasetin finansmanı, ki Türkiye'nin çok önemli tarihi bir kanundur. Biliyorsunuz siyasetin finansmanı paralel vergi sistemiyle olur. Yani onun da en büyük geliri imar rantıdır. Yani İstanbul'un göbeğinde bu gökdelenler çıkarken babamızın hayrına çıkmıyor onlar. O gökdelenlerin birçoğu siyaseti finanse ediyor. Gayrimeşru şekilde. Çünkü devletin kayıtlı bir şekilde devlete gitmiyor o paralar. Evet. Dolayısıyla siyasetin finansmanı kanunu ne oldu? Hatta siyasetin finansmanı kanunu Avrupa Birliği ile bize vize serbestisi getiriyordu. Yani biz Avrupa Birliği'ne serbest vizeyle gidebilecektik. O kanun geçmemesi uğruna, yani o kanunun geçmesini ne oluyor? Dönemin başbakanı Sayın Davutoğlu, dönemin ekonomiden ekonomi sorumlu yönetimi bakımı, evet. Sayın Ali Babacan, siyasetin finansmanı kanunu. Bunun için hazırlıyorlar, çalışıyorlar, meclise getiriyorlar ve bu kanun meclisten geçtiği zaman, yasalaştığı zaman Avrupa Birliği ülkelerine Türk vatandaşları vizesiz seyahat edecekti. Kim engelledi bunu? Niye engellendi? Şimdi oradan baktığınız zaman demek ki bu kişiler gerçekten politikalarını ne kadar uyguladılar, ne kadar uygulayamadılar. Ha dersiniz ki bu da sizin şeyiniz, sorulabilecek şey. Ha ben olsam ben öyleyim ama ben bir o konumda değilim. İşte hani kahvede ülkeyi kurtarıyoruz. Kahvede ülkeyi kurtarma şeyinde. Şimdi Anadolu'da böyle çok vardı. Tabii. Kahvede herkes ülkeyi kurtarır. Ben olsam evet, ben var ya ben ülkeyi 2 yılda şöyle yaparım. Şimdi öyle baktığınız zaman ben olsam bırakırdım istediğimi yapamadığım zaman. Ama siyaset öyle değil. Bunu böyle şu anda burada söylüyorum ama siyaset öyle değil. Siyaset dengeler. Nasıl dengeler? Ya diyorsunuz ki siyasetin finansmanı şeyini geçiremedik ama işte ne var? Ekonomi yönetimiyle ilgili ülkenin kalkınması için, sermaye akımının devam etmesi için şunları yapabiliyoruz. En azından bunu yapalım. Yoksa kim gelecek? Yoksa ülke batacak. Nitekim ne oldu? Ülke battı. Peki. Yani bırakıp gittiğiniz zaman çok özür dilerim. Buyurun. O kanun geçmedi diye bırakıp gittiğiniz zaman şey yapabilirdi. Ülke batabilirdi diye düşünürsünüz ve o yüzden bırakıp gitmezsiniz. Hı hı. Ama nitekim ülke battı işte. Davutoğlu'ndan da bahsettik. Ben burada size bir soru yöneltmek istiyorum. Karar Gazetesi yazarısınız ve Karar Gazetesi yayın hayatında başladığı günden bu yana
Davutoğlu'yla anılır bir durumda. Davutoğlu'na yakın diye Karar Gazetesi'nin ismi geçmeden evvel önde de böyle bir sıfat yerleştiriliyor. Pelikan yerleştirmesi. Pelikan yerleştirmesi. Evet, sizi bulmuşken Salda Gölü'ne size sormak saldık. İstiyorum. Salda Gölü'ne saldık pelikanları, kuşları. Emine Erdoğan da bizzat müdahale etti. Ne söylemek istersiniz bu konuda? Bunun hani bir deli kuyuya taş attı, bu örnek de uymadı ama pelikan bir şeyi uydurdu karalamak için. Hı hı. Burada mesele pelikan değil. Pelikan benim hiç muhatabım değil, hiç ciddiye almam. Yani zaten karakterleri bu. Yapıları bu, karakterleri bu. Yani Boğaz kenarında ziyaret edildi, grup şey yapıldı filan ama yalılarda filan. Yani yalılarda filan. Bunların karakteri bu. Dolayısıyla ben o karaktere gidemem. Ben o karakteri muhatap da alamam. Bu bana yakışmaz. Bize yakışmaz. Ama aynı zamanda şunu beklerim. Diğer medya kuruluşlarında adam yazı yazıyor. İbrahim Kahveci. Diyor ki Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar Gazetesi'nden İbrahim Kahveci. Ya kardeşim, sen nereden şey yapıyorsun bunu? Yani bu kadar böyle bir gözle mi gidersin? Pelikan bir şey uydurdu etti. Ben onu muhatap alıp cevap bile vermem ama sen sürekli bunları kullanırsan, niye kullanıyorlar? Başka bir şey daha var. Çünkü Karar Gazetesi, evet, Karar Gazetesi Sayın Davutoğlu'na yakındır. Karar Gazetesi Sayın Babacan'a da yakındır. Karar Gazetesi Kılıçdaroğlu'na da yakındır. Hatta Karar Gazetesi Sayın Erdoğan'a da yakındır. Ne zaman yakındır? Doğruyu yapan kim varsa ona yakındır. Kendi adıma da söyleyeyim. Doğruyu yapan ve doğruyu söyleyen ve doğruyu isteyen kim varsa Karar Gazetesi onun gazetesidir. Yanlışı yapan, yanlışı teşvik eden veya yanlışa yönlendiren kim varsa Karar Gazetesi onun karşısındadır. Peki bu konuda şimdi, böyle. Yani Davutoğlu'nu dediler. Önceki gün Babacan'ı koyduk. Kılıçdaroğlu kaç kere manşet oldu bizde. Yani yayın çizgisini tek bir odak noktasıyla sürdürmediğiniz zaman acı bir gerçek var ki bizim meslekte de gerçekten o merkezi kaptırmama. Ya kardeşim, kaptırmayacaksan yayın ilkelerini kaptırma. Yani kararı bir deli bir yalan uydurmuş, o yalanı sen de peşinden giderek hiç araştırıp hiç sorgulamıyor musun? Hiç sorgulamadan o yalanı sürdüren diğer medyadır asıl sorun benim için. Benim için acı veren budur. Peki. Yeri gelmişken sormak istedim ben de. Bu konuya da böyle açıklık getirmiş olduk. Son 2-3 dakikanın içerisindeyiz. Bir de yani dış politikada ne yapıyoruz ve içi nasıl etkiliyor? Bununla ilgili bir soru sormak istiyorum size. Özellikle hafta içi ABD ile bir görüşme yapıldı. 100 milyar dolarlık bir ticaret anlaşması yapılması öngörülüyor. Bilmiyorum, hiç bakma fırsatı buldunuz mu? Şimdi bu şöyle bir karışıklık sanırım. Benim açımdan da bir değerlendirmeye çalışırken bir yanda ABD ile güvenli bölge konusunda Suriye'de bir anlaşmazlık var. Sular durulmadı. Bir yandan yaptırımlar devam ediyor Türk tüccarlara, şirketlere yönelik ABD tarafından ve devam edecek gibi de yaptırım görünüyor. Türkiye'ye mi yönelik mi? Demir çelik de filan. Evet, çelik üzerinden. Daha doğru ifade bazı edelim, yanlış. Bazı ürünler bazında. Evet, yoksa Türkiye'ye özgü değil. Birçok ülkeye uyguladığı şey ama Türkiye'ye özgü S-400 ile ilgili bir yaptırım ihtimali meclis, evet, Amerikan meclisinde. Meclis açıldıktan sonra öyle bir ihtimal var. Ne olacağını bilmiyoruz. Çelik konusunda zaten bu zamandır devam ediyor, devam da edecek. Bir yanda bunlar, bir yanda ticaret anlaşması, bu sadece uzaktan bakan kişi için mi anlaşılmaz? Yoksa kendi içinde de çelişik bir durum mu? Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi biz dış politikayı ve ekonomiyi etkileme açısından söyleyeceğim. Evet. Bundan 1,5 yıl kadar önce Trabzon'da bir yaylaya çıktım. Cuma vakti hoca camide vaaz ediyor. Bazıda dış bazı ülkeleri sayıyor. İçimde dedim ki ah hocam ah. Keşke her hafta düşman ve dost ülke listesini Ankara'dan alsanız. Güncel versiyonu. Güncel alacaksın. Çünkü senin düşman dediğin ülkeyle şu anda dostuz. Belki 2 hafta önce dost dediğin ülkeyle de şu anda düşmanız. Çok oynak, çok değişiyor. İşte neydi? Kardeşim Putin, kardeşim Trump. Ama
3 gün sonra Trump'ın adını ağzına almak hainlik oluyordu Türkiye'de. Çok oynak. Çok oynak olunca ne oluyor? Ticaret yapamıyorsun. 2012 yılında 152 milyar dolar olan ihracat kur 1.80'den geldi 5.80'e. Mallarının, yani şunu satarken sattığın, dolar bazında sattığın fiyat düştü aşağıya. Sudan ucuz hale geldi ürünlerin. İçeride mal satamıyorsun. İhracatın çıka çıka anca 170 milyar dolara çıkıyor. 172-173 milyar dolar olabilir bu yıl. 2012'den sonrayı söylüyorum. Bu yılın ilk 8 ayı ne artış? %2.6 sadece. Satamıyoruz. Zaten sattığımız mallar da domates ve hıyardan başka bir şey değil. Yani geleneksel ürünler, teknolojik ürün, yeni ürün şeyler falan böyle büyük şey değil. Ha, dünyada beyaz eşyada Çin'den sonra en büyük üreticiyiz. Ama artıramıyoruz. Otomotivde bölgenin en önemli üretim güçlerinden birisiyiz. Ama değer kazanamıyoruz. Satamıyoruz. Niye satamıyoruz? Dış politika sürekli dost düşman ülke listesi yeniliyor. Böyle bir ülke ticaret yapabilir mi? Siz ailede diyorsunuz ki bizim köyde eskiden vardı çok fazla. O komşuyla konuşma, bununla konuşma. Okula gidiyorsun, arkadaş yapacaksın. Aa, onunla konuşmayacaktım. Sonra arkadaş oluyorsun, başka birisiyle arkadaş oluyorsun. Aile onunla kavga ediyor, onunla da konuşma. Ya çocukların şaşıyordu. Feleği şaşıyordu diye. Şimdi ticaretçiler, D2 kamulaştırdın. Her şeyi kamulaştırdın, her şeyi siyasetleştirdin daha doğrusu. Her şeyi bu kadar siyasetleşirsen, ticareti de siyasetleştirirsen, 1,5-2 yıl önceydi, İsrail'e İstanbul Sanayi Odası'nı yolladın, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni yolladın, önüne geleni İsrail'e yolladın, bakanlık gayet güzel pozları verdin. 2 yıl önce filandı. Şimdi ne oldu? Şimdi İsrail adını ağzına aldığın an hainsin. 2 yıl önce bütün heyetleri İsrail'e kim yolladı? Baksınlar onu. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Fatma. Bugün hem iç siyaset konuştuk, iç siyasetin ekonomi etkilerini konuştuk. Zaten hareketli de bir gün geçirmiştik. Siz de yorgundunuz, sizi... Biraz genel boyuttan aldık sorunları. Genel boyuttan vermek istedik. Evet. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Bu hafta esas meseleyi sonlandırıyoruz. Ekonomi gündemini ele aldık. İç siyaseti ele aldık. Haftaya gündemin öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.